İyi günler dostlar. 27 Mayıs günün 3. videosuna hoş geldiniz. Önemli gelişmeler var. İran'la Taliban arasında beklenen çatışma başlamış durumda. Dün akşam saatlerinde şu başlıkla haber servis etmiştik. Taliban, Amerika'yı yendik. İran'ı da yeneceğiz açıklamasını yapmıştı. İran ordusuna güce güçle karşılık vereceğiz şeklinde Taliban'ın açıklamasını aktarmıştık. Bugün itibariyle çatışma başlamış durumda. Gerek Afganistan gerekse de İran medyasında son dakika olarak servis ediliyor. İran'la Afganistan yani İran'la Taliban güvenlik güçleri arasında Nimruz sınır bölgesinde silahlı çatışma yaşanıyor. Dolayısıyla bu bölgeden çeşitli amatör kamera görüntüleri servis edilmiş. Görüntülere baktığımızda her iki tarafında yoğun hareketlilik içerisinde olduğunu not düşelim. Taliban güçleri İran sınırına ek kuvvet göndermeye devam ediyor. Dolayısıyla çok kısa videolar paylaşılmış. Taliban güçlerinin İran'la sınır yolunda konuşlandığı ifade ediliyor. Ardından İran-Afganistan arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. İran topçuları Afganistan sınırını vuruyor. Taliban çok sayıda yaralı olduğunu, yaralıların hastaneye kaldırılmaya başlandığını duyururken İran'a ait insansız hava araçlarının bölgede keşif uçuşu yaptığı ifade edilmiş. İran Afganistan sınırına ek kuvvet göndermeye devam ederken bu arada İran-Afganistan sınır muhafızları arasında toplantıların da başladığı belirtiliyor. Daha önce defalarca bu tarz çatışma haberlerini servis etmiş, genellikle İran ordusundan ölenler olduğunu söylemiştik, Afganistan üstün çıkmıştı. Bugünkü çatışmalarda tam tersi bir durum olduğunu görmekteyiz. Çatışmaların devam ettiği, Taliban ve İran güçlerinin ağır silah kullandığı haberi de İran medyasında servis ettirirken, İran'ın muhalif medyasında yani İran'da rejime karşı olan medyada da bu haberler servis edilmiş. İran'ın sınır bölgelerinde İran'ın bazı köyleri boşalttığı ifade ediliyor. İran Taliban korkusundan köyleri boşaltmaya başlamış durumda. İran rejimine bağlı ISNA haber ajansı bu çatışmaların ardından İpek Köprüsü'nün İran sınır muhafızları tarafından durdurulduğunu ifade ediyor. Sistan ve Belucistan bölgesindeki sınır muhafızları da Taliban'dan bahsetmeden Zabul sınır bölgesine çok sayıda kişinin girmeye çalıştığını, İran topraklarına girmeye çalışan kimliği belirsiz silahlı kişilerin olduğunu ifade ediyor. Taliban İran sınırından içeriye girmeye çalışıyor. Sistan ve Belucistan sınır muhafızları yani İran ordusu bu çatışmada İran sınır muhafızlarının ağır ateş üstünlüğü ve kayıp vermeme üstünlüğüyle Afganistan'ı ciddi zarara uğrattığını da iddia ediyor. Onların iddiasına göre ateş üstünlüğü ve kayıp verme üstünlüğü sağlamış durumdalar. Yani Afgan ordusundan daha çok kişi öldürdükleri ifade edilmiş. Günün belki de en önemli gelişmesi yine İran'da devlet medyası Mehr Haber Ajansı'na göre İran-Afganistan sınırında çatışma çıktığı haberleri 27 Mayıs tarihinde servis edilmiş. Onlar da bu çatışmaların Nimruz vilayetinde çıktığını ifade ediyor. Bu arada şu haber servis edilmiş, Tahran ve Taliban arasına gerilim devam ederken Taliban'a bağlı medya aktivistleri İran aleyhine şarkılar ve kasetler yapmaya başlayarak bizim bir hükümetimiz var, liderimiz var, İran'la reform yapacağız şeklinde açıklamalarda bulundular. Özellikle bu videolarda bazı gruplara zalim denildiği ifade edilirken Taliban İran'da reform yapacağız açıklamasında bulunuyor. Bu gelişmede günün en önemli gelişmesinden bir tanesi Tahran'la Taliban arasındaki gerginliğin ardından Taliban medya kaynakları dediğimiz gibi İran aleyhine şarkılar ve videolar çekmeye başlarken İran'a Müslümanlığı getireceğiz açıklaması yapılmış. Videoyu görmektesiniz. Taliban ordusu İranlıları kovalıyor. İran askerlerine sınırdan kaçtığı haberleri de servis edilmiş. Dediğimiz gibi İran tarafı kendilerinin üstün geldiğini ifade ederken Afganistan tarafı ise kendilerinin üstün geldiğini iddia ediyor. Biz daha önce yayınladığımız haberlerde Taliban'ın üstün geldiği görüntüleri servis etmiştik. Sınırın her iki tarafında da yerel kaynaklar sivillerin öldüğünü ve yaralandığını ifade ediyor. Bu da günün takip edilmesi gereken haberlerinden bir tanesiydi. Afganistan medyasına baktığımızda Afganistan medyasında çeşitli haberler servis edilmiş. Onlar da İran devrim muhafızları Taslim'in haberini servis etmişler. Burada bazı iddialara göre çatışmaların sona erdiği de iddia ediliyor. Dediğimiz gibi bu çatışmalar her ne kadar sona erse de tekrar başlasa da İran ile Afganistan arasında önümüzdeki dönemde belki yarın, belki bir yıl sonra, belki de 10 yıl sonra kısacası elbet bir savaş beklediğimizi de not düşelim. İşaret edeceğim. İyi düğüle aktım. İşaret edeceğim. Nereye gideceğim?
Malezya'ya gidiyoruz. Malezya'da düzenlenen savunma sanayi fuarı bugün sona erdi. Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı, diğer ismiyle Lima 2023, Türk savunma sanayisi firmalarının yanı sıra Malezya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Çekya, Fransa, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Hollanda, Norveç ve Amerika'dan çeşitli firmaları ağırlarken fuarda statik alanda birçok hava ve deniz aracı sergilendi, çeşitli uçuş gösterileri yapıldı. Malezya Savunma ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafından desteklenen ve bu yıl 16 Nisan'da düzenlenen Lima Fuarı'nda Türkiye çok sayıda ülkeye satış gerçekleştirirken, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı burada uzun açıklamalarda bulundu. Hepsini değil, sadece bir dakikasını dinleyelim, ardından haberlerimize devam edelim. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakında tanıtımını yaptığı Kaan uçağının ortak üretimi ve bunun gibi birçok ortak projede de güzel müjdelerimiz olacak. Dediğim gibi Güneydoğu Asya aslında bizim de ana yurdumuz olan Orta Asya'ya yakın bir bölge ve burada Türk varlığını tekrardan hissediyoruz diye düşünüyoruz. Sektörüne ve birçok alanlara da sirayet ediyor. Dediğiniz gibi yani esas şu anda vitrin ürünlerimiz var ama bunlar aslında müşteriyi içeri çeken ya da partnerlerimizi, ortaklarımızı içeri çekip ilişkilerimizi derinleştirmemizi sağlayan ürünler oluyor. İnşallah vitrinimizi zenginleştireceğiz, öyle diyoruz. Savunma tedariğinde ortaklık ve birliktelik sağlayacak bir anlaşma konusunda da mutabakata vardık. Bundan sonra Malezya ile olan savunma sanayi ilişkilerimizin çok daha ilerlemesini ve ileride daha büyük müjdelerle gelebilmeyi umut ediyoruz inşallah. O açıdan bizim için kısa süren fakat son derece başarılı geçen bir fuar oldu. Irak, Körfez'i Türkiye'ye bağlayan 17 milyar dolarlık karayolu ve tren projesini başlatmış durumda. Irak, Güney Kırsalı'ndaki yeni büyük Fav Limanı'nı 1200 kilometrelik karayolu ve tren hattıyla Türkiye'ye bağlayacak. İran, Türkiye ve Esad rejiminin içerisinde bulunduğu 10 ülkenin temsilcisi bugün projeyi başlatan konferansa katılım sağladı. Sırbistan Ulusal Güvenlik Konseyi oturumunda ordunun bir sonraki emre kadar teyakkuzda kalması kararı verildi. Kosova'nın kuzeyine dün meydana gelen olayların ardından oturum düzenleniyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Başbakan Ana Brnabić, Dışişleri Bakanı Ivica Dačić, Savunma Bakanı Milos Vučević, İçişleri Bakanı ve çeşitli yetkililer yine Genelkurmay Başkanı da katılım sağlarken daha sonrasında bu tarz bir karar alındı. Bakalım Sırbistan ordusunun bir sonraki emre kadar teyakkuzda kalma süresi ne kadar olacak? Zengezur'a gidiyoruz. Zengezur koridorunun demiryolu ayağının Azerbaycan toprağından geçen kısmında inşa edilen Horadiz A-Bend hattındaki çalışmaların %38'i tamamlanarak 64 kilometrelik rayın döşendiği duyuruldu. Bu haber de bu şekilde servis edilmiş. Umarız bir an önce açılır diyelim. Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile birleştirecek Zengezur koridorunun bir parçası olan Horadiz A-Bend demiryolunun %40'ı tamamlandı. Yaklaşık 30 yıl işgal altında bulunan ve 2,5 yıl önce de şiddetli çatışmaların yaşandığı bu bölgeye Azerbaycan artık demir ağlar örüyor. Yine Ukrayna istihbarat tarafından kamikaze insansız hava araçlarıyla Rus güçleri vuruldu. Tanklar, Grad çok namlı roket atarlar, zırhlı araçlar ve Kamaz kamyonları vurulmuş durumda. Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdülemir Yarallı beraberindeki heyetle beraber Türk şehri Kerkük'ü ziyaret ediyor. Kerkük ziyaretine ilişkin fotoğraf paylaşılmış durumda. Önümüzdeki saatlerde videolar elimize ulaşırsa onları da paylaşırız dostlar. Şu an sadece tek bir fotoğraf olduğunu hatırlatalım. Bugün bir kez daha 2 gün önce olduğu gibi Zawiya bölgesi vuruldu. Türk insansız hava aracının Libya'nın batısında El Zawiya'ya başka bir hava saldırısı düzenlediği bugün Libya medyası tarafından doğrulanmış durumda. Biz bu videoyu çekerken bir dakika önce bu haberin paylaşıldığını not düşelim. Dolayısıyla elimizde herhangi bir detay yok. Bu haberi bu şekilde aktarmış olduk. Yine Nijerya'ya Songar silahlı drone teslimatı yapıldığı yönünde de haber aktarılıyor.